Çarpma ve bölmenin birbiriyle bağlantılı olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Örneğin 3 çarpı 6 işleminin sonucu 18'dir. Aynı şeyi şu şekilde de düşünebilirsiniz. Bakın eğer 3 çarpı 6 18 ediyor ise 18'i 3'e böldüğümde de sonuç 6 olur. Hatta 18 bölü 6 da 3 eder. Şimdi çarpma ve bölme arasındaki bu ilişkiyi kesirler üzerinde de göstermek istiyorum. Örnek olarak 1 bölü 4 bölü farklı bir renk kullanayım evet bölü 2 eşittir 1 bölü 8'i ele alalım. Bu kesirler ve tam sayı arasındaki ilişkiyi çarpma işlemiyle de gösterebilir miyiz? Tabii ki de. 1 bölü 4'ü 2'ye böldüğümüzde 1 bölü 8 elde ediyor isek, 1 bölü 8'ü 2 ile çarpınca da 1 bölü 4 bulmamız gerekir. Hemen bunu yazayım. 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 8 çarpı 2. Hadi bir örnek daha yapalım. Sokakta yürürken birinin yanınıza geldiğini ve size 42 eşittir 7 bölü 1 bölü 6 dediğini ve 42, 7 ve 1 bölü 6 arasındaki bu ilişkiyi çarpma ile göstermenizi istediğini düşünün. Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün hadi. 42, 7 bölü 1 bölü 6'ya eşitse, 42 çarpı 1 bölü 6 da 7'ye eşit olur. Yazıyorum, evet, 42 çarpı 1 bölü 6 eşittir 7. Bu iki işlem bize bu üç sayı arasındaki aynı ilişkiyi verir. Sokakta karşınıza çıkan adam bu defa da 1 bölü 4 bölü 6 eşittir t diyor t'nin bir sayı olduğunu da hemen ekleyeyim. Peki 1 bölü 4, 6 ve t arasındaki bu ilişkiyi çarpma ile yazmanızı istesem ne yaparsınız? Biraz düşünmek ister misiniz? Evet, 1 bölü 4 bölü 6 t'ye eşitse, Az önceki örneklerde de gördüğümüz gibi, t ile 6'yı çarpınca da 1 bölü 4 elde ederiz. Not ediyorum, t çarpı 6 eşittir 1 bölü 4. İşin içine T girdiğinde neler olup bittiğini tam olarak kestiremediyseniz bu iki işlem arasındaki benzerliklere dikkat edin. İki işlem arasındaki fark burada tam sayılar varken burada bir kesir olması ve sayılardan birinin yerine de T'yi kullanmış olmamız. Ama özünde iki işlem arasında hiçbir fark yok.